Birinci soru. Hazreti Peygamber'in Mekke yakınlarındaki Hudeybiye'ye gitme sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A şıkkı Mekkelileri barışa razı etme, B şıkkı hac ibadetini yerine getirme, C şıkkı Mekke'yi müşriklerden alma, D şıkkı Mekkelilere gücünü gösterme. Evet, Peygamber Efendimizin Mekke yakınlarındaki Hudeybiye'ye gitme sebebi hac ibadetini yerine getirmedir. Doğru cevap B şıkkıdır. İkinci soru. Mekke'nin fethi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A şıkkı. Varılacak yer sefere çıkarken gizli tutulmuştur. Bu bilgi doğrudur. B şıkkı. Doğru bir planlama ile kolayca gerçekleştirilmiştir. Bu bilgi de doğrudur. C şıkkı. Karşı koymayanlara dokunulmayacağı bildirilmiştir. Bu bilgi de doğrudur. D şıkkı. Müslümanlara haksızlık yapanlar cezalandırılmıştır. Hayır, bu bilgi yanlıştır arkadaşlar. Doğru cevap D şıkkıdır. Üçüncü soru. Mekkeliler Müslümanları resmen tanımıştır. İslam dininin kabileler arasında hızla yayılmasını sağlamıştır. Bu bilgiler aşağıdakilerden hangisine aittir? A şıkkı Erdemliler Antlaşması, B şıkkı Medine Sözleşmesi, C şıkkı Hudeybiye Antlaşması, D şıkkı Akabe Biatları. Verilen bilgiler Hudeybiye Antlaşması'na aittir. Doğru cevap C şıkkıdır. Dördüncü soru. Aşağıdakilerden hangisi Hudeybiye Antlaşması'nın maddelerinden biri değildir? A şıkkı Mekkeliler hacılara hizmet etmeye devam edecektir. Evet, bu doğrudur. B şıkkı bir Müslüman Medine'ye sığındığında kabul edilecektir. Bu yanlıştır arkadaşlar. Hudeybiye Antlaşması'nın maddelerinde şöyle bir şey vardı. Bir Müslüman Medine'ye sığındığında tekrar Mekkelilere iade edilecekti. Yani kabul edilmeyecekti. Dolayısıyla doğru cevap B şıkkıdır. C şıkkı. Müslümanlar Kabe'yi ertesi yıl 3 gün süreyle ziyaret edecekler. Bu doğru. D şıkkı. Hac için Mekke'ye gidecek Müslümanların can ve malları güvende olacaktır. Bu da doğrudur. Doğru cevap B şıkkıdır. Beşinci soru. Aşağıdakilerin hangisi veda hutbesinin mesajlarından biri değildir? A şıkkı. Öğrenilmesi gereken ilk dil tatlı dildir. Bu veda hutbesinin mesajlarından biri değildir. B şıkkı. Kişi ancak kendi fiillerinden sorumludur. C şıkkı. Herkesin canı ve malı koruma altındadır. D şıkkı. Bütün insanlar yaratılış bakımından eşittir. B, C ve D veda hutbesinin mesajlarındandır. Fakat A şıkkındaki öğrenilmesi gereken ilk dil tatlı dildir. Bu veda hutbesinin mesajlarından biri değildir. Doğru cevap A şıkkıdır. Altıncı soru. Ey müminler, size iki şey bırakıyorum ki onlara sımsıkı sarıldıkça yanlış yola sapmazsınız. Onlar Allah'ın kitabı ve nokta nokta. Bu hadiste boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A şıkkı örf ve adetlerdir. B şıkkı fıkıh hükümleridir. C şıkkı benim sünnetimdir. D şıkkı seçilecek halifelerdir. Evet. Boş bırakılan yere benim sünnetimdir ifadesi getirilmelidir. Doğru cevap C şıkkıdır. 7. soru. Bu tanımlar aşağıdaki kavramlarla işleştirildiğinde hangisi dışta kalır? Mekke'den Medine'ye hicret eden Müslümanlara kucak açıp onları misafir eden, onlara yardımcı olan ve sahip oldukları her şeyi onlarla paylaşan Medine'li Müslümanlardır. Evet, bunlara Ensar denilir. C şıkkıyla işleşir. Mekkeli müşriklerin baskılarından kurtulmak ve her türlü tehlikeden korunmak amacıyla Mekke'den Medine'ye hicret eden Müslümanlardır. Bunlar da muhacirdir. B şıkkıyla işleşir. Allah'a ortak koşan, putlara tapan, Hazreti Peygamber'e ve İslam'a karşı çıkan kişilerdir. Bunlar da müşriktir. D ile işleşir. Dolayısıyla A şıkkındaki suffe dışta kalır. Doğru cevap A şıkkıdır. 8. soru. Numaralanmış bilgilerden hangileri Hendek Savaşı'nın sonuçlarındandır? 1. Müşrikler bir daha Müslümanlara saldırmaya cesaret edemedi. Evet, bu Hendek Savaşı'nın sonuçlarındandır. İslamiyet Arap Yarımadası'nda daha hızlı yayılmaya başladı. Bu da aynı şekilde. 3. Müslümanlara güç kazandıran bir olaydı. Evet. 3 olayın 3'ü de Hendek Savaşı'nın sonuçlarındandır. Doğru cevap D şıkkıdır. 9. soru. Numaralanmış ifadelerden hangileri veda hutbesinde yer almaktadır? 1. Bizi aldatan bizden değildir. Bu veda hutbesinde yer almıyor. 2. Kadınların sizin üzerinizde hakları vardır. Bu veda hutbesinde yer alır. 3. Cahiliye devrinde görülen kan davaları tamamen kaldırılmıştır. Evet. Bu da veda hutbesinde yer almaktadır. 2 ve 3. Doğru cevap D şıkkıdır. 10. soru. Hazreti Peygamber'i çok seven Müslümanlar onun vefatında büyük üzüntü duydular ve bunu kabullenmekte zorlandılar. Vefat haberini alanların oluşturduğu kalabalığa Hazreti Ebubekir Ali İmran suresinin 144. ayetini okudu. Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir.
Şimdi o ölür ya da öldürülürse gerisin geriye eski dininize mi döneceksiniz? Kim dönerse Allah'a hiçbir şekilde zarar vermiş olmayacaktır. Allah şükredenleri ödüllendirecektir. Hz. Ebu Bekir'in bu ayeti okumasının sebebi aşağıdakilerden hangisi olamaz? A şıkkı, Hz. Peygamber'in bir insan olduğunu hatırlatma. Evet, bu doğrudur arkadaşlar. Bakın ne diyor? Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür ya da öldürülürse gerisin geriye eski dininize mi döneceksiniz? Yani o da bir insandır. Dolayısıyla ölecektir. B şıkkı, halife seçilmesini sağlamak için insanları etkileme. Evet. Bu ayeti okumasının sebebi bu olamaz. Doğru cevap B şıkkıdır. C şıkkı, Müslümanların gerçeği kabullenmelerini kolaylaştırma. Evet. Bu da aynı şekilde ayeti okumasının sebebi olabilir. D şıkkı, Hazreti Peygamber'in ve inananların konumuna dikkat çekme. Evet. Bu da olabilir. Doğru cevap B şıkkıdır. 11. soru. Aşağıdakilerin hangisi veda hutbesindeki mesajlardan biri değildir? A şıkkı, emanetin sahibine verilmesini tavsiye edilir. Evet. B şıkkı, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem son peygamberdir. C şıkkı, ilim öğrenmeye öncelik vermek gerekir. Bu, veda hutbesindeki mesajlardan biri değildir. D şıkkı, Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Evet, doğru cevap C şıkkıdır. 12. soru, Hz. Peygamber'in vefatı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A şıkkı, kabrine Ravza-i Mutahhara denildi. Bu doğrudur. B şıkkı, cenaze işleriyle Hz. Ali ilgilendi. Bu da doğrudur. C şıkkı, 633 yılında Mekke'de vefat etti. Bu yanlıştır arkadaşlar. Peygamber Efendimiz 632 yılında Medine'de vefat etmiştir. Mekke'de değil. D şıkkı vefat ettiği odaya defnedildi. Bu da doğrudur. Doğru cevap C şıkkıdır. Thank you.